Şimdi biliyorsunuz genel seçimlerle ilgili olarak da iktidarla muhalefet arasında farklı söylemler var. İktidar zamanında yapılacağını söylerken muhalefetten erken seçim açıklamaları da geliyor. Bu arada hangi il kaç milletvekili çıkaracak? O da netleşti. 600 milletvekilinin illere dağılımını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. Hemen belirteyim, vekil sayısı 3 ilde arttı, 3 ilde azaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre yeni dağılımı netleşti. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayımlandı. Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in vekil sayısı ise 7'den 6'ya indirildi. Muş'u temsil edecek vekil sayısı da 4'ten 3'e düştü. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Antalya'nın 16 olan milletvekili sayısı 1 arttı. Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, parlamentoda bir milletvekiliyle temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseltildi. Yüksek Seçim Kurulu kararında 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın da 2 seçim bölgesine ayrıldığını aktardı. Ankara 3 seçim bölgesinde 36, İstanbul 3 seçim bölgesinde 98, İzmir 2 seçim bölgesinden 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak meclise gönderecek. Milletvekili dağılımı ve seçim bölgeleri Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel nüfus verilerine göre yapıldı. Birleşimi kapatıyorum.